Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım bu denemeye çalıştığım video denemesi yani felaketle sonuçlanmaz. Arkamda deniz var. Umarım dalga sesi çok bastırmıyordur. Pazar günü döneceğim İstanbul'a. Daha iyi videolar çekeceğim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Trabzonspor'un transferinde oldukça yaklaştığı ve transferi de bitirme aşamasına geldiği Enseme hakkında konuşacağız. Ben oyuncuyu çok izlemedim. Oyuncu hakkında bilgilerim sınırlı. Bu bilgileri bir scout raporlarının bulunduğu bir, nasıl diyeyim size arkadaşlar, bir havuz var. Ben oradan bir arkadaşım vasıtasıyla ediniyorum bu bilgileri. Aslında keşke daha fazla olanağım olsa da bu bilgileri sizlere doyasıya hunharca paylaşabilsem. Çok fazla kişinin de ulaşabileceği bilgiler değil bunlar. İnternete falan baktığınızda ulaşırsınız. Genellikle yabancı kaynaklardan olan bilgiler bunlar. Benim bir arkadaşımın erişimi var. Kendisi de bana bunları kullanmama izin veriyor. Çok almışım da oyuncu hakkında da bilgi yok. Aslında oyuncu hakkında en net bilgiler 3 sene önce olan bilgilerdi. Çünkü oyuncu 3 sene önce bayağı bir gözde olan bir oyuncuydu. Sizlerle bu bilgileri paylaşacağım. Videoya başlamadan önce şu konu hakkında da bir açıklama yapayım. Suat Serdar konusunda. Ya arkadaşlar, işinize gelince Trabzonspor'u göklere çıkarıyorsunuz. Yok Suat Serdar, yok Trabzonspor herkesi alır. Yok Trabzonspor onu indirir, bunu indirir. Yeri gelince de sırf bana muhalefet olmak için garip garip şeyler diyorsunuz. Bak şu konuda anlaşalım. Eğer Verona kulübü bir futbolcuyu kiralayabiliyorsa, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şu transferler yapabiliyorsa, Trabzonspor'da bir zahmet Suat Serdar profilindeki bir oyuncuyu yani kiralayabilsin. Bilmiyorum. Eğer bu tarzda garip yorumlar gelmeye devam ederse cevap vermeyeceğim o yorumlara. Onu da ekleyeyim. Bir de bir önceki videoda Coca-Cola tişörtüyle çıktım. Tişört yollayacaklar var. Onların isimlerini yazdım. Tişörtlerimi bekliyorum. Adresi yollayacağım. Arkadaşlar benden art niyet aramayın yani. Ben sizden biriyim. Elimde o tişört geldi. Temizdi, giyindim. Neyse, şimdi gelelim arkadaşlar Enseme hakkındaki görüşlerime, yorumlarıma. Bir, ben oyuncunun videonun başında söylüyorum, transfer edilmesine karşıyım. Karşıyım demek oyuncunun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Oyuncu aslında belirli bir seviye için fena bir oyuncu değil. Oyuncuyla Samsunspor çok ilgilendi, transferi bitiremedi. Başakşehir'de 2 milyon euro civarı anlaşmaya da yaklaşmıştı ama Başakşehir tercihini Piatek'ten yana kullandı. Bu net bilgidir yani, yalan değildir. Başakşehir bayağı ilgilendi, 2 milyon euro civarı da anlaşmaya varıldı. Bonservisten bahsediyorum. Sonrasında bu transfer gerçekleşmedi, Piatek'le anlaştı. Trabzonspor için konuşulan rakamlar 3,5 milyon euro civarı. Benim karşı olduğum nokta 3,5 milyon euro civarı, 2 oyuncunun arkadaşlar geçirdiği bir sakatlık var. Ciddi bir sakatlık var. 2 sene önce aşilini koparmış. Biliyorsunuz yani bu tür sakatlıklar şanssızlık sakatlığıdır ama oyuncunun özellikle dinamizminden, atletizminden çok şey alan sakatlıktır. Oyuncu aşilini kopardıktan sonra aslında 59 maçta da süre almış. Hatta 60 oldu. Lig başladı, ligde güzel giriş yaptı. 4 maçta 2 golü de var. Ancak oyuncu bu 60 maçın sadece ve sadece 7'sinde 90 dakika sahada kalmış. Bence bunu dikkate alalım. Yani bu oyuncuyu alırsak büyük ihtimalle de bizdeki yani para kazanılacak son transferi olacak. Yani bizden sonra bu oyuncudan çok para kazanılacağını düşünmüyorum. O yüzden ben bu konuda çekimserim. Hatta Trabzonspor'un da Sörloth sonrası Enseme'de gündeme gelmişti. Trabzonspor Sörloth sonrası da Enseme'yi istemişti ama çok ciddi olmamıştı. O dönemin takım içinde bulunanlar bunu daha net söyleyebilirler. Benim aldığım duyumlardan bahsediyorum ben. 3 yıl önce falan gündeme de gelmişti Enseme ama olmadı. O dönemin konjonktürü vesaire. Aslında buradan ne çıkarabiliriz? Trabzonspor Sörloth'tan sonraki o gol sayısı boşluğunu
yine gol sayısı yüksek olan bir oyuncuyla doldurmayı zamanında planlamış. Hatta oyuncunun arkadaşlar size son 5 senedeki gollerini vereyim. 44 maçta 14 gol, 39 maçta 15 gol, 45 maçta 41 gol, 42 maçta 26 gol, 42 maçta 30 gol. Venezia'da bir kiralık dönemi var arkadaşlar oyuncunun. Hatta onun da tarihini sizlere vereyim. Venezia'daki dönemini. Bir sene önce arkadaşlar Venezia'da iyi bir dönem geçirmedi oyuncu. 11 maçta forma giydi ve gol atamadı. Fakat yani bunu kıyas alırsak da Cornelius bize gelmeden önceki senesinde de Parma'da bir golü vardı. Yani hem kötü takımdı bir de Venezia. Bir de oyun anlayışı da çok iyi değildi. Ama İsviçre'de arkadaşlar gelen geçeni atıyordu. Olumlu şeyleri sayıyorum. Olumsuzları da sayıyorum. Tekrardan diyorum, ben maliyet açısından ve yaşından dolayı bir de büyük ihtimalle oyuncuyla minimum 3 yıllık kontrat yapacak. Bu açıdan ben karşıyım. Normalde aslında oyuncu hem fiziği itibariyle hem de bitiricilik itibariyle de hem de komple bir gol paketi sunduğundan dolayı, çünkü kafa da var oyuncuda, yerden de atıyor, bazı egzantrik bitirişleri de var. Bu açıdan aslında kötü bir paket değil. Fakat atletizm açısından oyuncu bayağı gerilemiş diyebilirim. Hatta şu an bile, bu sezona başladığında bile Young Boys'ta banko ilk 11 başlamıyor. Bir de arkadaşlar, oyuncunun uyabileceği profil klasik 4-4-2. Hatta yani aslında Abdullah Avcı Diamond 4-4-2, Abdullah Avcı'ya uyabilecek tarzda bir santrofor diyebiliriz. Genellikle çift santroforda çok başarılı olmuş bir oyuncu. İşte bizim takımımızda ve bizim ligimizde çift santrofor olayı çok olmuyor. Çift santroforda iyi performans vermiş oyuncular çok fazla iyi performans veremiyor. Bu açıdan da ben transferine bir yandan karşıyım. Çünkü gerçekten bir tek İtalya döneminde 4-4-2'yi çok az oynadı. Orada da zaten başarısız oldu arkadaşlar. Bunu ekleyeyim. Başka arkadaşlar eklemem gereken. Aşil kopardı diyoruz. Doğru, ama oyuncu aşil kopardığında bile, kopardıktan sonra bile yani İsviçre'de performans verdi. Hala da veriyor. Bunu söyleyeyim. Tamam, sakatlık. Oyuncuya eksi yazdık ama oyuncu sakatlığından sonra gollerini sıralamaya devam ediyor. İşte burada lig kalitesi önemli. İsveçli liginin sertliği ve Türkiye liginin sertliği aynı mı? Değil olmadığını hepimiz biliyoruz. Oyuncunun bu senede bile yani 90 dakika forma giymiyor, hatta oyuna sonradan giriyor. 2 golü var oyuncunun. Ben şimdi Petkovic'i aldığım profilde, Petkovic'in yaş profilde fena değil. Biraz daha farklı ve vereceğim rakam da, yani bonservisine 3 milyon 3,5 milyon euro konuşuluyor. Ben bu topa girmem. Tekrardan diyorum, Samsunspor'un ciddi gündeminde, hatta Samsunspor başkanı açıklama da yaptı. Şu an hedefini Maraga'ya çevirdi. Sponsor bulunsun, direkt Maraga'yı alayım diye tarzı da açıklaması var. Trabzonspor'un eğer bir santrofor da alacaksa Petkovic dışında, bu kadar parayı, son transferi bizde olacak ve sakatlık geçmişinde sıkıntı olacak bir oyuncuya bağlamasına ben karşıyım. Böyle bir topa gireceksek opsiyonlu, kiralıklı bir oyuncuya girilmesi taraftarıyım arkadaşlar. Yani gerçekten diğer takımlar ne transferler bitiriyor, Trabzonspor'un da onlar orantılı olarak bazı transferleri bitirebilir. Bu kadar da bu takımı küçük görmeyin. İşinize geldiğinizde bu takımı göklere çıkarıyorsun. İşinize geldiğinizden bahsettim de, bana muhalefet için yerin dibine sokuyorsunuz. Bitirebilir yani kardeşim. Kimleri aldı bu takım? Benim görüşüm bu konuda o. Umarım da bu video dalgalardan dolayı bir felaketle sonuçlanmamıştır. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.